Sedef Hanım merhaba. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben yaklaşık 15 senedir televizyoncuyum, televizyon habercisiyim. Farklı kanallarda televizyon programları yaptım, haber ağırlıklı, röportaj ağırlıklı. Halen de kariyerime TRT'de devam ediyorum. İlk tecrübem CNN'de olmuştu, Amerika'da, CNN Atlanta'da. Ve orada şimdi hatırlıyorum, haber merkezinde çalışırken çok keyifle izlediğimiz ve yapımında da destek verdiğimiz Classroom, yani sınıf adında çocuklara yönelik, dünyanın her yerindeki çocuklara yönelik çok keyifli bir program vardı. Yapımcısı da yakın bir arkadaşımdı. Çocuklarla ilgili dünyada farklı kültürlerle ilgili neler oluyor, neler bitiyor. Hem işte fen bilimleri, doğa, çevre, hem de kültür, yani sanat, işte bunun içine dans giriyor, tiyatro giriyor. Farklı konuları alan keyifli bir program vardı. Hep derdim CNN'de çalışırken, keşke böyle programlar Türkiye'de, ülkemiz çocukları için de yapılsa diye. Sonra Türkiye'ye döndüm ben tabii. Yani yıllardır işte NTV'de olsun, ATV'de olsun, TV8, Sky Türk, son olarak da TRT'de devam ediyorum kariyerimi ama görüyorum ki buna benzer programlar, çocuklarla ilgili programlar maalesef olmuyor. Haberlerde daha bir gelişme oldu, programlarda daha kaliteli işler yapma çabası var ama keşke bu çabayı biz çocuk programlarımız için de göstersek diye düşünüyorum. Çocuk programlarında eskiye sürekli özlem duyuluyor. Sizin böyle eskiye özlem duyduğunuz bir program var mıydı? Aslında eskiye özlem duymak çözüme ne kadar katkı sağlıyor, bugünün çocuklara ne kadar yarar sağlıyor? Ben o konuda biraz tereddütlüyüm açıkçası. Tabii ki bizim çocukluğumuzda izlediğimiz işte çizgi filmler, Bir Uykudan Önce vardı, Adile Naşit'in bize masallar okuduğu. İşte bir tabii klasik Barış Manço var, 7'den 77'ye programıyla bir ekol haline gelmiş olan. Susam Sokağı uzun yıllar devam etti bildiğim kadarıyla. Ama artık geçmişe öykünmek ve hani nerede o eski çocuk programları demek yerine şimdi çok daha imkanlar var. Teknoloji anlamında, yapım kalitesi anlamında, yeterli yetişmiş eleman, televizyoncu anlamında. Dolayısıyla eskiden yapılan işlerin çok çok ötesinde daha kaliteli işler yapmamız lazım. Bir de tabii internet çağında yaşıyoruz. Çok ciddi bir rekabet var. Çocukların maruz kaldığı çok farklı mecralar var. Bunları da dikkate alarak çok daha kaliteli ve onlara dokunabilecek programlar yapılması gerektiğine inanıyorum. Yurt dışındaki ve ülkemizdeki çocuk programlarını kıyaslarsak sizce bugün ne durumdayız? Öncelikle yurt dışında çizgi film sektörü çok güçlü bir alan, güçlü bir sektör. Bunun başını Japonya, Amerika, Avrupa'da da İngiltere, Hollanda gibi ülkeler çekiyor. Bir kere çizgi film kültürü ne demek? Yani sadece oyunla, eğlenceyle ilgili bir şey değil, aynı zamanda çizgi filmle aslında çocuklara bazı mesajlar vermek, dünya algılarını şekillendirmek, ne iyi, ne kötü, ne doğru, ne yanlış, bunu anlamalarına yardımcı olmak. Aslında biz nasıl yetişkinler film seyrediyorsak, dizileri seyrediyorsak, çocuklar da dünyayı aslında çizgi filmler üzerinden algılıyorlar. Şimdi bunu yapan kültürler tabii ki kendi kültürlerini ön plana çıkartarak çizgi filmler üretiyorlar. Yani o yüzden biz genelde hep ne yapıyoruz? Çocuklarımıza yurt dışından ithal ettiğimiz çizgi filmleri seyrettiriyoruz. Dolayısıyla örneğin Amerikan yaşam biçimi, yeme içme alışkanlığı ya da doğudaki bazı gelenekler, görenekler sanki bizim geleneğimiz, göreneğimiz, yaşam biçimimiz, yeme içme alışkanlığımız, anneyle babayla kurduğumuz ilişkiler gibi algılanıyor çocuklar tarafından. Halbuki böyle değil. Dolayısıyla öncelikle çizgi film sektörünün çocuklara yönelik yapımların güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de yurt dışından ithal edilen çocuk programı, mesela Susam Sokağı ile ilgili böyle eleştiriler yapılmıştı. Hani yine yabancı kültürü Türk çocuklarına empoze ediyor diye. Halbuki bunlar birebir alınıp kopya edilmek yerine belki bunlar bizim kültürümüz, bizim çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak elden geçirilerek, belki farklı skeçlerle renklendirilerek çocuklara izletilebilir diye düşünüyorum. Birçok televizyon kanalında değişik programlar yaptınız. Çocuk programı yapmayı hiç düşündünüz mü?
Artık düşünebilirim aslında. Yani şimdi ben de bir anne adayım. Henüz anne değilim ama anne adayım. Dolayısıyla ister istemez bugüne kadar hep siyaset, ekonomi, haber ağırlıklı işler yaptım. Röportaj ağırlıklı işler yaptım ama anne adayı olmanın beraberinde getirdiği tabii çocuklara yönelik, anneliğe yönelik bir farkındalık geliştirdiği de bir gerçek. Dolayısıyla şimdi çok daha dikkatli izliyorum. Hani çocuklarla ilgili yapımlar neler, annelerle ilgili yazılanlar, çizilenler ne kadar doğru. İyi işler olduğu kadar aslında kötü mesajların olduğunu da görüyorum bazı işlerde. Bunlar da çok düşündürücü. Özellikle çocuklarımızın maruz kaldığı kritik mesajlar gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir problem. Sadece çocuk programları olarak da düşünmemek lazım. Çünkü çocuklarımız özellikle televizyon nedeniyle yetişkinlerin izlediği birçok programı, diziyi de izliyor ve bunlara da reklamlar da dahil maruz kalıyor. Dolayısıyla belki ileride bunlara yönelik olarak hani akıllı ve bilinçli anne ve babalar, yani ebeveynler, sadece çocuğun yetişmesi tabii anneyle ilgili bir şey değil. Burada babanın da çok ciddi faktörü var. Bilinçli ebeveynlerle ilgili olarak neler yapılması ve yine tabii çocukların da sadece televizyona maruz kalarak değil, çünkü hayatı sadece televizyondan ya da bilgisayar üzerinden algılaması ve anlamaya çalışması değil, doğayı, insanı, sosyal ortamları, sanatı tanıyarak algılamasını sağlayacak yönde mesajların içerildiği bir programı aslında yapmak hoş olurdu diye düşünüyorum. Günümüzde yapılan çocuk programlarında masal konuları hiç işlenmiyor. Siz olsaydınız böyle bir şey yapmayı düşünür müydünüz? Tatlı bir ses tonunuz var, gerçekten uygunsunuz. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? TRT Çocuk kanalından bu yönde bir teklif gelmişti. İşte hani ses tonunuzla, bu ifadenizle çocuklara masal okusanız diye. Ben de bir şartla masalcı teyze olmam ama masalcı abla olurum demiştim. Evet, aslında masallar da çocuklara çok şey anlatıyor. Yani masallar üzerinden böyle didaktik, bu iyi bu kötü değil. O masal kahramanları, onların yaşadıkları, başlarına gelen olaylar, bütün bunların üzerinden aslında biz onlara o kadar güzel mesajlar verebiliriz ki. Bu birincisi. İkincisi de masal hakikaten kültürümüzün çok önemli bir parçası. Hep Kül Kedisi, Pamuk Prenses, Yedi Cüceler değil. Bunun ötesinde aslında çok masal var. Bizim Anadolu'nun masalları çok. Ama biz bunları artık anlatmıyoruz. Anlatmadıkça da bunlar yok olup gidiyorlar. İkinci olarak da kültürümüze sahip çıkmak ve bu masalları yaşatmak adına da böyle bir proje tabii anlamlı olur. Bu güzel, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum.